Ben yaklaşık olarak 10 yıldır sektördeyim. 10 yıldır görmediğim muameleyi görüyorum. Yani sizin akünüz bozuldu, alayım, bir hafta 10 gün sonra geriye getireyim gibi bir söz konusu değil. Çünkü orada bir yaşam devam ediyor. En kötü bir buzdolabı çalışıyor. Şimdi bulaşık makinesini çalıştırma dedi. Hanımdan da neredeyse dayak yiyeceğiz. Dinamo çalıştırıyorum, çamaşır makinesi çalıştırıyorum, bulaşık makinesi çalıştırıyorum, buzdolabı çalıştırıyorum. Aydınlatma var, şarj var. Daha ne diyeyim ben? Ne kadar zamandan beri kullanıyorsunuz bu akülleri? Aşağı yukarı 1 yıldır. 1 yıldan beri kullanıyorsunuz. Hı-hı. Evet. Yaz da gördü, kış da gördü sistem. Aynen, aynen. Burada Nadir Bey var diye böyle söylemiyorsun değil mi? Hani? Yok, Nadir Bey'le alakası yok. Zaten memnun olmasam bunun başının etini yerim ben. Evet Nadir Bey, şimdi sistem odasındayız. Burada neler var? Bir sürü Agromot akü görüyorum ama burada biz daha çok videolarda Agromot 100 amper saat kullanıyorduk ama burada daha büyük bir akü var. 20 tane 200 amper saat mi vardı evet, eskiden? Burada yeri hazır en altta. Bir dakika, buranın altını çizelim. 20 tane 200 amper başka bir akü vardı. Şu an 20 200 amper yerine 12 200 amper evet, var. Doğru mu? 12 tane 200 amper akümüz mevcut. Merhaba, ben Kerem Çilli. Bugün Antalya Döşeme Altı Ekşili Köyü'ndeyiz. Çok güzel bir yer. Sessiz, sakin. Bazen insan özlüyor böyle sessiz, sakin yerleri. Niçin buradayız bugün? Agromot'la kurulmuş, daha doğrusu sonradan Agromot'la revize edilmiş, arkamızdaki evi besleyen bir güneş enerji santrali burada mevcut. Detayları da Nadir Bey'den alacağız. Öncelikle videomuza hoş geldiniz Nadir Bey. Siz de hoş geldiniz Antalya'mızın Döşemealtı ilçesine. Burası dediğiniz gibi Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, Ekşili Köyü. Burada sonradan revize edilip artırılan bir sistemdeyiz. Bölgemizde hiç elektrik yok, tamamen yenilebilir enerjiden karşılıyoruz. Daha önceden başka bir markayla kurduğumuz jel aküyü Agromot'la güncelledik. Ayrıca burası tanıdığımızın, çok yakın bir aile dostumuzun yeri. Güvenerek Agromot'u bağladık. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Neden Nadir Bey ile birlikte buradayız? Nadir Bey Antalya bölgesinde, doğru söylüyor, yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen, Antalya bölgesinde Agromot'un yetkili satıcısı evet, ve biz, hatta kurulum işleri de yapıyorsunuz evet, bizim kadarıyla. Evet, biz şöyle tüccarlığımızdan ziyade montajlı bir firmayız. Bizim için akünün değerleri ve verileri bizim için önemli. İlk önce biz kendi bünyemizde bir 6 ay kadar aküyü deneriz. Ondan sonra satış ve montaja çıkartırız. Bölgede bir de bize herkes montajlı olarak bilir. Montajlı bir firmayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki buradaki sistem özelinde biraz önce şey dediniz, başka bir akü grubuyla yapıldı. Sonrasında bir memnuniyetsizlik vardı sanırım ve değiştirilmek zorunda kaldı. Orada Agromot'a geçiş oldu. Bu süreci anlatır mısınız biraz? Nasıl şimdi oldu bu? Şimdi burada şöyle, hiç elektrik olmadığı için buraya belki elektrik alabiliriz diye ilk önce küçük bir sistemle başlandı. Örnek veriyorum, 20 tane panel, 7.2 kW, işte yaklaşık olarak 4 tane de 200 amperle başladık. Şimdi burada elektrik alamayacağımızı anladığımız zaman buradaki akü sayımızı arttırdık daha önceki markayla. Yaklaşık olarak biz 20'ye kadar çıktık buradaki akümüzü. Ama şimdi burada hiç elektrik olmadığı için burası büyük bir villa ve burada A'dan Z'ye her şey var. Bunlar nedir? İşte 3 tane buzdolabı, klimamız, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, dış aydınlatmamız, ısı pompalarımız, bunların hepsi mevcut. Şehirdeki evi birebir buraya kopyalamış. Evet. Yani herhangi bir konfordan feragat yok. Kesinlikle. Aynı şekilde güç harcaması burada var. Evet, müşterimiz elektrik alamayacağını anlayınca zaten bu güç artırımına gittik ve buradaki konforundan vazgeçmek istemedi. Yani şehir merkezindeki istediği konfor neyse burada da aynısını istedi. Şimdi bu diğer marka aküyle biz montajı yaptıktan sonra orada şöyle bir sıkıntılar başlamaya başladı ve bu kısa zamanda oldu. Yani 7-8 ayda akünün dip cycle dediğimiz özelliği düştü. Yani yüklenmelerde şarj tutmama özelliği başladı. Bu da bize nasıl geriye döndü? Örnek veriyorum, akşam 20 tane akü olan bir yerde sadece bir tane buzdolabı çalışırken gece 11'de 12'lerde bitmeye başladı. En istenmeyen senaryolardan birini konuşuyoruz. Evet, yani biz off-gridçi firman olarak en istemediğimiz senaryolardan bir tanesi. Şimdi biz Agromot'u yaklaşık olarak 2 yıldır birlikteliğimiz var ve sadece şu anda Agromot montajını yapıyoruz ve biz kendi bünyemizde yaklaşık 6 ay Ar-Ge'sini yaptık Agromot'la alakalı. Bu nedir? %20 deşarj yaptık, %50 yaptık, %100 yaptık, dayanıklılığına baktık. Çünkü Antalya'nın diğer bölgelere göre şöyle bir dezavantajı var. Burası sıcak bir iklim. Yazın nereden baksanız 50-60 dereceleri, kışın ise bulunduğumuz bölge itibariyle eksiye düşen durumlar var. Şimdi bunlara dayanabilecek olan bir akü lazımdı bize. Burası aile dostumuzun yeri olduğu için de biz gözümüz kapalı, gönül rahatlığıyla Agromot'ları bağladık. Ve şu anda da daha önceki yaşadığımız o dip cycle dediğimiz düşme olayları, gece 11-12'de biten olayları şu anda ortadan kaldırdık. Güzel. Peki Antalya genelinde Agromot satıyorsunuz. Müşterilerin, burası özelinde sadece söylemiyorum, genel olarak geri dönüşleri nasıl? Akü bu sonuçta, günün sonunda problem çıkartabilir. Ben burada
Agromot'un fabrikasının yaklaşımını özellikle merak ediyorum. Semih Bey burada yokken arkasından biraz evet, konuşalım. Çünkü o gerçekten videolarımızda anlattığımız, biz çok ilgileniyoruz dediği konuyu ben sahadan birebir evet gerçekten Agromot konuyla ilgilendi cevabını duydum. Bizzat da bayisinden de dinlemek isterim. Şimdi şöyle, bayisiyiz ama 3 tane alanda bayi, 100 tane alanda bayi. Biz gerçekten çok hacimli bir şekilde ürünlerin sadece satışı konusunda değil, montajı konusunda direkt birebir sahada olan birisi olarak şunları söyleyeyim. Semih Bey'e ben de bu arada sonsuz teşekkürler, emekleri, yardımları için ve ürünün ve veya bizim arkamızda olduğu için. Şimdi şöyle, bunların sonuçta hepsi %100 bir otomasyonla üretilen aküler değil. Elbette yani %100 biz sorun yaşamıyoruz dersek insanları kandırmış oluruz. Buradaki zaten önemli olay, bizim off-grid'deki yaşadığımız en büyük problem, teknik servis sürecindeki kısımdaki üreticilerin veya distribütörlerin bize karşı yaklaşımı. Yani bu konuda ben yaklaşık olarak 10 yıldır sektördeyim. 10 yıldır görmediğim muameleyi görüyorum. Bu nedir? En başta birinci önceliğimiz bizim müşteri memnuniyeti. Mesela Semih Bey'in kesinlikle emridir. Aküden yana en ufak bir sıkıntı olduğu zaman müşteri memnuniyeti açısından direkt birebir aküleri değiştiriyoruz. Sorgusuz sualsiz. Bir dakika, burayı altını çizelim. Bu detayı ben bilmiyordum. Videoyu çekerken detayı öğrenmek de benim için ayrıca enteresan oluyor. Çok bilindik telefonlar gibi, problem çıktığı zaman getir, yenisini ver gibi bir süreç değil mi? Aslında bu değil. Burada şöyle, şimdi biz de, ben kendim de mühendisim. Burada tabii ki biz bir ön kontrollerden geçiriyoruz. Yani direkt her gelen müşteriyi senin akünü değiştireyim dersek zaten Türkiye'de ona hiçbir fayda yetişemez. Evet, o yani çok mantıklı bir şey olmaz. Ama buradaki benim anlatmak istediğim şu, aküden yana bir sıkıntı varsa, bu nedir? Örnek veriyorum, 2-3 aylık bir aküde voltaj düşüklüğü varsa, akünün farklı bir şişme vesaire durumları varsa, direkt yani aküden kaynaklanabilen bir sorun var ise bunu biz direkt birebir değişiyoruz. İzleyicilerimiz zaten off-grid konusunda bir tane bile yer yaptırdıysa muhtemelen başına gelmiştir. Problem çıktığında aküyü alıp merkeze gönderdiklerinde işte kullanıcı hatası. En kolay kurtulma yolu, belki gerçekten de kullanıcı hatası olabilir ama belki de ürün de üretim aşamasında bir hatadan kaynaklı sonradan ortaya çıkan bir detay da olabilir. Burada o ayrımı çok net yapabiliyor firma. Evet, kesinlikle. Bir de şöyle, sizin makine tesisat anlamında da çok güzel yönlendiriyorlar ve destek veriyorlar. Bu nedir? Yani örnek veriyorum, akünün çok yani 1-2 gün şarjda kalabileceği durumlarda, çözülebilme durumunda. Şu andaki bizim Türkiye'deki en büyük sorunumuz birincisi lojistik, zaman ve off-grid'de şöyle bir durum var. Yani sizin akünüz bozuldu, alayım bir hafta 10 gün sonra geriye getireyim gibi bir söz konusu değil. Çünkü orada bir yaşam devam ediyor. En kötü bir buzdolabı çalışıyor. Burada biz kendimiz çözmeye çalışabiliyorsak çözüyoruz. Çözemiyorsak birebir yenisiyle değiştiriyoruz. Makine teçhizat sağlıyor dediği Agromot size test amaçlı ekipmanlar mı veriyor? Tabii ki. Nasıl oluyor ekipmanlar o süreç? Şöyle, doğru ekipmanları yönlendirme. Nedir? İşte retresörlü bir tane şarj makinesi. Hı-hı. Aküyü hızlı bir şekilde şarj edip 1-2 gün içerisinde kendine getirip hızlı bir şekilde müşteriye geriye yönlendirme veya işte akünün test ölçümüyle alakalı olan o makine tesisat ve bu konuda bizi nasıl kullanacağımızla alakalı hem başta Semih Bey ve oradaki teknik servisteki arkadaşlar bizi bu konuda çok doğru eğittiler ve yönlendirdiler. Zaten bizim şu andaki istediğimiz diğer firmalardan da bu. Yani ürünü birebir değiştirelim, tamam okey, ama neden değiştirelim? Niye değiştirelim? Bu teknik veriler bizle paylaşıldığı zaman da biz zaten mutlu oluyoruz. Biz çözüyoruz. Çözemediğimizde zaten en son Agromot'u başvuruyoruz. Bu dediğiniz çok önemli. Firmanın önce size eğitim verdiği kesinlikle ve redresörüdür, test cihazıdır. Öncelikle bunları siz ofisinizde bulunduruyorsunuz. Burada bir sıkıntı çıktığında ofiste acaba müşteri kaynaklı mı yoksa ürün kaynaklı mı'nın ön testini siz kendiniz yapabiliyorsunuz. Evet, sonra anlıyoruz. Kendi aranızda bir iletişim oluyor herhalde fabrikayla. Evet, bu doğru. Üretim kaynaklı bir şey olabilir. İnceler misiniz diye. Evet. Yani aslında ürünün arkasında duran bir firma. Burada ayrım çok net bir şekilde yapabiliriz değil mi bu şekilde? Kesinlikle öyle. Bunun da sebebi şu, beni tanıyanlar tanır. Ben 10 yıldır sektördeyim ve şu anda sadece Agromot'un satışını ve montajını yapıyorum. Onu soracaktım. İyi oldu bunu söylediğiniz. Birçok markanın aküsü var piyasada. Hatta ben akülerle ilgili farklı videolar yaptım. İzlemediyseniz eğer akülerle ilgili acımasız gerçekler ve akülerle ilgili müşteri deneyimi videolarını mutlaka izlerseniz genel olarak jel batarya piyasasını nasıl ilerlediğini görmüş olacaksınız. O anlamda da sadece Agromot satmanızın temel bir nedeni var mı? Temel nedenimiz şu. Bir, çok basit gelecek insanlara belki ama bir, paketlemesi. Yani şu anda bana göre Türkiye'de en iyi paketlenme tipi, şekli, kutusu, içindeki köpüğü Agromot'ta. Bu bize ne katıyor? Şimdi lojistik
Biz Türkiye'nin her yerine akü de gönderiyoruz bu arada. Lojistikte bir, buna kırılma vesaire, aküyü darbe almada engelliyoruz. İki, en önemli olayı da bizzat kendim test ettim. Örnek veriyorum, 200 amperli 2.4 kapasiteli olan bir aküye ben 2.4 kapasite yükledim. Bana ne veriyor? Bunların hepsinin verisi bizde de var. Ve bu testlerin hepsinden bizde geçtiği için Agromot. Ve şu an sadece Agromot'la devam ediyorsunuz. Evet, şu an sadece Agromot'la devam ediyoruz. İkinci bir markamız yok. Satışını yaptığımız ve montajını yaptığımız. Geri dönüşler konusunda da söylediğim gibi biz 2 yıl önceki ilk kurduğumuz sistemde de hala hata almıyoruz ve almamayı da umuyoruz. Teşekkür ederim bilgi için. Nadir Bey, peki biraz önce şeyden bahsettik. Bu akülerle ilgili problem çıktığında incelemeler, testler, fabrikayla haberleşme. Bu süreçler çok güzel. Güzel bir kurgu var. Ne kadar geri dönüş alıyorsunuz böyle problemli akü adedi? Böyle can sıkıcı düzeylerde mi, yoksa çok rahat idare edilebilecek bir düzeyde mi? Böyle bir soru sorduğunuz için ben teşekkür ederim. Şu andaki birçok fabrikaya sorulması gereken bir soru bu. Şimdi böyle bizim bir tane ilgilenen arkadaşımız var ve firma sahibi olarak her ay sonra bana raporlar geliyor. Şu anda biz adet vermem ne kadar doğru bilmiyorum ama yaklaşık olarak 1400-1450'lerde satış ve montajını yaptığımız akü grubu var. Buradaki yaklaşık olarak geri dönüş sayımız şu anda 8. Net bir şekilde söyleyeyim. Çok iyi. Yani baktığınızda aşağı yukarı. Firma sahibi olarak her ay bir tane ilgilenen arkadaşımız bize raporluyor bunları ve şu anda geri dönüş 8. Zaten oradaki biz tabii değiştiriyoruz derken akünün yarısı işte arızalanıyor, değiştiriyor durumu değil zaten. Buradaki olsa bile ki kısmındaki yaklaşım, ama şu anda zaten böyle bir geri dönüşmüş. Bizim için çok çok iyi rakamlar bunlar. Bu önemli. Aslında buradaki müşteriyle ilgilenme konusu, bütün hepsini o başlık altında toplayabilirsin. Çünkü ben biraz önce söylediğim gibi müşteri deneyimleri diye bir video yapmıştım. Şikayetvar.com'da insanlar yazmış, işte şu marka akü aldım, gönderdim, geri göndermiyorlar. Akülerle ilgili problem sizden kaynaklı diyorlar. Para istiyorlar. O kadar çok şey yazmışlar ki bu tarz bir durumun içerisinde kalmamak adına da marka seçimi bu açıdan önemli. Ya kesinlikle öyle. Burada off-grid aslında birinci, yani birçok güzel şey bir araya gelince zaten sonuçta güzel oluyor. Bunlardan nedir? Montajcı firma güzelse, doğru ürünleri bir araya getirdiyse, üretici firma doğru ise zaten ortaya da sonuç güzel bir şey çıkıyor. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Burada müşteri memnuniyeti gerçek manada müşteri memnuniyeti olarak yapılmalı. Kesinlikle. Sadece sözde kalmamalı. Dilerseniz makine dairesine doğru gidelim. Evet, oradaki bataryaları görelim. İnceleyelim. Sistemi de sizden dinlemiş olalım. Ne kadar panel var, ne kadar akü var. Çünkü arkamızda çok güzel bir villa var. Havuzu var, her şeyi var. Bütün konfor. Nasıl bir sistemle yönetiliyor? Sisteme doğru ilerleyelim. Evet, inceleyelim. Evet Nadir Bey, şimdi sistem odasındayız. Burada neler var? Bir sürü Agromot akü görüyorum ama burada biz daha çok videolarda Agromot 100 amper saat kullanıyorduk ama burada daha büyük bir akü var. Kaç tane akü var? Nasıl bir sistem var burada? Sizden dinleyelim. Şimdi burası evet dediğiniz gibi sistemin kalbi olan invertör ve akü grubu olan yer. Burada daha önce elektrik alabilir miyiz diye başladığım sistemden bu hale gelinen sistemdir. Revize edilen sistemdir. Bunu açalım biraz. Elektrik alabilir miyiz diye birkaç aküyle başlanmış. Evet. Sonra akü daha doğrusu elektrik gelmeyeceği, oradan ümidi kesince daha büyük bir sistem kuralım noktası. Evet. Doğru ilk mu? Başta 7.2 kW invertörle başladık. Elektrik alamayacağımızı anlayınca buradaki kullanılacak olan elektronik cihazlarda trifaze bir sistem olduğu için burayı trifaze sistem yapmaya karar verdik. Bunlar nedir? Burada 3 tane 11 kW'lık invertörümüz mevcut. 12 tane 200 amper akümüz mevcut. 36 tane 470 watt güneş panelimiz mevcut ve daha önceden yapmış olduğumuz 20 tane 280 wattlık güneş paneli mevcut. Bayağı küçük bir sanayi sitesini besleyecek bir enerji sistematiği kurmuşsunuz. Burada akü grubuna girecek olursak toplam kapasitemiz 28.8 kWh'miz, panel grubumuz 470 wattlar 16.9 ve 280 wattlarda 5.7 kW'da akülerimizi besliyoruz. Burada daha önce başka marka aküler olduğunu söylediniz ama onlar artık yok. Evet, değiştirildi. Yok. Ve şöyle, onlarda bir de 20 tane vardı. Yani 20 tane aldığımız biz enerji şu anda 12 tane 200 amper agromotta alıyoruz. Bir dakika, buranın altını çizelim. 20 tane 200 amper saat mi vardı eskiden? Evet. Burada yeri hazır en altta. Hı hı. 20 tane 200 amper başka bir akü vardı. Şu an 20 200 amper yerine 12 200 amper var. Doğru mu? 12 tane 200 amper akümüz mevcut burada. Ve müşteride herhangi bir problem yok. Gayet memnunum diyor. Evet, şu anda gayet memnunuz ve birçok elektronik grubunu müşterinin konforu bozulmadan çalıştırabiliyoruz. Ben merak ettiğim için soruyorum.
soracağım. Müşterimiz özellikle jel bataryayı neden tercih ediyor? Çünkü lityuma doğru da gidiş var. Şimdi lityumdaki beklenti biraz daha farklı. Şöyle, yani her lityum aküyü kurmak veya buradaki montaj mühendislik servisi de çok önemli. Bunu şu anda Türkiye'de sağlayan bana göre firma yok. Yani lityumun arkasında durabilen veya doğru invertörle bir araya getirebilen firmalar yok. Buradaki müşterimizin jeli tercih etmesinin sebebi daha yüksek akım çekildiği zaman jeller daha dayanıklı darbelere. Lityum bu konuda BMC'den dolayı kendini kapatabiliyor. Bu sebepten dolayı müşterimizin tercihi burada özellikle jel akıyor olur. Müşteri herhalde bu konuda biraz araştırmış. Evet, bilgili bir BMS kendi konusu noktasında demiş ki ben jelden devam edeceğim. O evet, yüzden jel tercih etmiş. Kesinlikle. Kesinlikle. Anladım. Öyle. Jel tavsiyemiz budur. Anladım. Güneş enerjisiyle ilgili tabii ki hani Nadir Bey belki Türkiye'de hiç yok diyor ama o kadar da acımasız olmamak lazım. Lityum batarya ile ilgili birçok firmamız var. Belki güzel çalışmaları da var. Ama biraz daha ince işçilik, biraz daha detay. Satış sonrasında müşterinin daha çok telefon etme ihtimali olabilir. Sistem durdu, hataya geçti vesaire gibi. Jel batarya o anlamda kurucu firmalarının da işini kolaylaştırıyor. Evet, kesinlikle kolaylaştırıyor ve özellikle uzak mesafelerde, yani anlık müdahale edemeyeceğimiz mesafelerde jel kurmak şu anda burası hala Antalya'nın evet yüksek rakım yüksek olarak yaklaşık olarak 400 rakımlı ve Antalya merkezi de 90 kilometre civarında olan bir bölge burası. Şimdi lityumda ufak bir BMC kapanma durumunda buraya anlık müdahale etmemiz biraz zorlaşabiliyor. Siz de müşteri bunları araştırdığı için evet, de hiç o topa girmeyelim dediler, buradan devam evet, ettiler. Evet, kesinlikle, ama jeli tercih eder derken de darbeye dayanıklı, yüksek akıma dayanıklı, uzun ömürlü, soğuk veya yaz-kış aylarında dayanabilen bir akü olması lazımdı. Bu sebepten dolayı da burası bizim zaten tanıdığımız yeri olduğu için de biz gönül rahatlığıyla agromotu bağladık. Burada jeneratör de gördüm dışarıda. Jeneratörle bir ortaklaşa bir çalışma sistematiğiyle kurduğunuz panolarınız var. Evet. İsterseniz birazcık da panolardan bahsedin bize. Şimdi Antalya'yı bilenler bilir. Antalya'mızın bizim kışı da meşhurdur. Havanın yağmurlu olduğu günlerde bir hafta 10 gün kapalı kalabiliyor. Bu durumlarda güneş paneli ve akü yetersiz kaldığı zaman da biz jeneratörden de besleyelim dedik. Müşterimizin konforu açısından. Şimdi buradaki muhabbetimiz şu. Ben panomuzu açayım, inceleyebilirsiniz. Burada biz invertörden programlama yaptık. Bu nedir? Aküler %10'a düştüğü zaman jeneratör devreye girsin. Jeneratör %15 kapasitesini çıkardığı zaman devreden çıksın. Veya daha uzun süreli jeneratörden kullanmak istiyorsa bunların hepsini modlandırabiliyoruz. Buradaki temel amacımız bizim müşterimizin konforunu yüksek seviyede tutmak. Bir tane jeneratörün transfer panosu koyduk. Transfer panosu, bu pano aküler %10'a düştüğü zaman otomatikman jeneratörü çalıştırıyor. Bunu biz kendimiz modlandırabiliyoruz. İstersek jeneratörü eve basabiliyoruz. İstersek aküleri doldurabiliyoruz. Buradaki jeneratörü kullanmamızdaki maksadımız da bu bizim. Nadir Bey, peki bu panonun dışında başka bir pano daha var mı burada? Burada jeneratör panomuz mevcut. Hatta elektrik olmadığı anlaşılınca jeneratörü devreye sokması için yaptığımız bir tane panodur. Jeneratörün devreye girme süreleri hakkında bilgimiz var bizim mı? Bizim şöyle denedik biz bunu. Sistemi ilk kurduğumuzda yaklaşık 20 ila 30 milisaniye arasında jeneratör devreye giriyor. Ama şöyle, çalışan bir jeneratör ise, jeneratör normalde çalışır, ısınır, ondan sonra devreye girer. Bu da yaklaşık olarak 1-1,5 dakika. Yani müşterimiz maksimum 2-2,5 dakika içerisinde tekrar eski konforuna kavuşabiliyor. Evet, kavuşabiliyor. Teşekkür ederim bilgi için. Rica ederiz Kerem Bey. Bugün Antalya'dayız. Aslında farklı bir video için gelmiştik buraya. Arkadaşlarla konuşurken dedik ki burada da şöyle bir ev var. İşte 200 amperlik iki akü var. Burada da bir video yapalım mı? Yapalım. Ramazan abi sağ olsun bizi misafir etti burada. Sizler de sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Çok da güzel portakallar var. Mevsimi mi değil mi tam emin değilim geçti ama. Geçti mevsimi. Tadı inanılmazdı. Mevsimindeymiş gibiydi. Videoma hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Sefalar, teşekkür ederim. Kamera kayıtta değilken konuşuyorduk. Akülerle ilgili her şey yolunda mı? Memnun musun? Nedir ne değildir? Onları soracağım sana. Tek farkı kamerada açık olacak şimdi. Başta Nadir Bey'den Allah razı olsun, tanıştığımız için Nadir Bey'le. Bizi bir arkadaş yönlendirdi. Ben 4-5 senedir buradaydım. Böyle böyle dedi. Ben şu anda çok çok memnunum. Cihazlarımızdan, akülerden daha doğrusu. Bir herhangi bir sıkıntımız yok. Dinamo çalıştırıyorum. Çamaşır makinesi çalıştırıyorum. Bulaşık makinesi çalıştırıyorum. Buzdolabı çalıştırıyorum. Aydınlatma var, şarj var. Daha ne diyeyim ben? Hatta Nadir Bey sana bunları çalıştırma demiş. Sen onu dinlememişsin, yapmışsın. Dedi.
Şimdi bulaşık makinesini çalıştırma dedi. Hanımdan da neredeyse dayak yiyeceğiz. Ben dedi yaşlandım yıkayamayacağım dedi. Ona uygun bir çamaşır bulaşık makinesi bulduk. 50 dereceye getirdim. Hiç sanki ceyran çekmiyor. Yeni bir bulaşık makinesi aldın. Daha yeni. Performanslı. Daha aynen. Az elektrik harcıyor. Aynen. Aynen. Yani çok memnunuz yani. Şu anda başka bir şeye ihtiyaç kalmadı ki. Harika. Burada şebeke yok değil mi? Yok, civarda. Şebeke yok. Siz peki. Burada birkaç tane farklı ev var ve her evet. biri için İkişer akülü, 200 evet. amper saatlik ikişer akülü. Dört panelli aynen sistemler öyle. Kurdunuz. Aynen gayet öyle. De evinizin ihtiyacını görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde. Işık, aydınlatma, buzdolabı, televizyon hepsi. Hepsi. Bak aydınlatma var, şarj var, televizyon var, bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var, buzdolabı var. Bir daha de dinamo olsun. Var. Dinamo dediğimiz ne? Su çekmek için. Su çeken dinamo. Yani daha başka ne isteyeyim? Sadece bizim sıkıntımız kışın 3-4 gün hava kapalı olduğu zaman. Tabii biz de o zamanlar mesela buzdolabını çalıştırmıyoruz, şimdi açık konuşalım. O da çok önemli de değil yani, kışın ben buzdolabına çok önemli değil. İşte hava kapalı olduğu zaman 3-4 gün kapalı olursa, o da Antalya gibi bir yerde satan pek nadirdir o iş. 3-4 gün kapalı olması havanın. Genel olarak yıl boyunca memnuniyet sağlamış. Çok mükemmel. Burada Nadir Bey var diye böyle söylemiyorsun değil mi? Hani? Yok, Nadir Bey'le alakası yok. Zaten memnun olmasam bunun başının etini yerim ben. Allah razı olsun gerçekten Nadir'ime. Bak Nadir'im diyorum kendi kardeşim gibi. Çünkü biz memnun olmasak ben ona bu şekilde davranmam. Senin getirdiğin şu malzemeler beş para etmez, şunu bunu derim. Yani şimdi eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Memnun kalmadım şeyde memnun deme şansım yok. Memnunum ki öyle memnunuz diyoruz. Yani Allah güzel. Razı olsun Nadir'den şimdi her şey için. Ona ben teşekkür ediyorum. Harika. Bunları duymak güzel. Çünkü yani, bu sistemler düzgün kurgulanmadığı zaman problemler, müşteri memnuniyetsizlikleri çok evet. olan konular. Evet. O yüzden bunları ilk ağızdan sizden birebir kullanıcı olarak duymak güzel. Ne kadar zamandan beri kullanıyorsunuz aşağı bu akülleri? Aşağı yukarı bir yıldır. Bir yıldan beri kullanıyorsunuz. Hı-hı. Evet. Yaz da gördü, kış da gördü sistem. Aynen, aynen. Sadece hava kapalı olduğu birkaç gün genel olarak zaten sistemin aynen. mantığı gereği aynen. zorlanması doğal. Aynen. Onun haricinde problemsiz devam ettiniz. Problem yok yani. Harika. Harika. Durumundan ibaret. Çok teşekkür ederim bilgiler için. Ben teşekkür için. Ederim. Kıymetli oldu. Spontane bir çekim oldu bizim için de. Evet, sağ olsun evet. Ramazan Bey kırmadı bizi. Çok teşekkür ederim. Biz de burada ağırladı. Yani. Çok da güzel, harika bir bahçenin içerisindeyiz. Her şey evet. var. İstanbul'dan gelen birisi için de çok daha biçilmiş kaftan bir arazi oluyor bu tarz aynen. yerler. Öyle İstanbul'dan gelen misafirler buyursunlar gelsinler de onlara da bakarız yani. Eyvallah, o sorun sıkıntı eyvallah. Yok yani. Sıkıntımız gördüğünüz yok. Üzere Antalya'mız, memleketimiz, Akdeniz insanı, aynen. Anadolu insanı, Anadolu her insanı, Yörük'üz. Aslımız, neslimiz, kökenimiz Yörük. Harika. Olay başka bu. Söze gerek yok aslında. Bence videoyu burada sonlandırmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz Ramazan Bey'e bu bilgilerinizi bizle paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ne demek ki yani, görevimiz sayılır. Sağ ol. Çünkü memnun olduğumuz için. Eyvallah. Olay çok budur. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun geldiğiniz için. Sağ ayaklarınıza sağlık. Evet, bugün Antalya'daydık. Döşemealtı Ekşili Köyü, doğru mu? Evet, Döşemealtı ilçesi Ekşili Köyü. Ekşili Köyü'nde çok güzel bir off-grid sistem. Buralarda henüz elektrik hatları gelmediği için Nadir Beylerin kurmuş olduğu sistemi detaylıca inceledik. Nadir Bey, videomuzu kapatacağız. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son mesajınızı alalım. Döşemealtı'ndan sevgiler, saygılar. Yani doğru ürünle, doğru montajla, doğru üreticiyle bir araya geldiği zaman böyle mutlu mesut müşterilerimiz oluşuyor. Söyleyeceklerim bu kadar. İzleyenler için de umarım detaylı bilgilendirici olmuştur. Sizlere de ayrıca teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun misafirperverliğiniz için. Evet, bu videomuzda da Antalya Döşemealtı'ndaydık. Umarım sistem size bazı fikirler vermiştir. Genel çalışma mantığı bir villanın dahi tamamıyla bütün konforuyla off-grid'e geçirilebileceğini anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.